TV264 ekranlardan herkese merhabalar, günaydınlar efendim. Sabah kahvesi programı ile sizlerle birlikteyiz. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz sevgili Ayşegül Kadıoğlu ile beraber. Ayşegül abla günaydın, hoş geldin. Günaydın sevdicim, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. Seyircilerimize de mutlu, sağlıklı, her zaman dediğimiz gibi sempatik bir gün diliyoruz. Bir gün diliyoruz efendim. Evet, bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız efendim. Kadın doğum hastalıklarını konuşacağız ama ondan haricinde ağırlıklı olarak tüp bebek tedavisine değineceğiz. Çünkü son yıllarda tüp bebek tedavisine başvuranların sayısı Türkiye'de arttı. Sakarya'da da bir artış gözlemleniyor. Erkekte kısırlık, kadında kısırlık, tüp bebek tedavisinde ön plana çıkan detaylar, hangi zaman diliminde tüp bebeğe başvurulması gerekiyor. Yine son dönemlerde HPV aşıları biliyorsunuz gündemde. HPV aşıları hangi yaş kategorisindeki kişiler vurulmalı, faydaları nelerdir? Detayları hepsini konuşacağız bugün bu programda. Çok değerli bir isim bizlerle birlikte bugün. Profesör Doktor Bülent Duran. Hocam hoş geldiniz, günaydın. Günaydın, çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Günaydınlar hocam, hoş geldiniz. Çok teşekkürler Ayşegül, sağ ol, hoş bulduk. Nasılsınız hocam, iyi misiniz? İyiyim, burada sizlerle beraber olmak da ayrıca beni mutlu ediyor, onu da söyleyeyim. Teşekkür ederim. Zaman ayırdınız, yoğunluğunuzda ayrıca teşekkür ederiz. Sizin gibi uzman isimler yoğun çalışıyorsunuz biliyoruz biz ve zaman ayırmak da zaman bulmak da sizlerden bizler açısından biraz zor olabiliyor. O yüzden ayrı ayrı teşekkür ediyorum bu noktada. Hocam şimdi hemen şuradan başlamak istiyorum. Tüp bebekten Ayşegül abla olur, başlayalım tabii. Dedim. Hocam nasıl hocamızın da hiç fark etmedi alanı zaten. Hocam öncelikle şunu merak ediyorum. Tüp bebek tedavisine başvuranların oranı Sakarya'da nedir? Ha, direkt şöyle şu orandır demek çok kolay değil aslında. Çiftler bazında gidersek çocuğu olmayan bir yıllık düzenli cinsel ilişkiye rağmen hala gebelik elde edememişse bir çift, bu çift için biz infertiliteden söz ediyoruz. Yani tedaviye gelmeleri gerekiyor bu çiftlerin. Çocuk sahibi olmakta kadının rolü nedir, erkeğin rolü nedir diye bakacak olursak %40 erkeğe ait nedenler, %40 kadına ait nedenler, %10 sebebini açıklayamadığımız infertilite dediğimiz nedenler var ve %10 da tamamen ayrıca kısırlık söz konusu. Erkeği ve kadını birlikte ilgilendiren nedenler %10. Kadın ve erkeğin eşit oranda çocuk sahibi olmakta problemleri olduğunu görüyoruz. Erkeği tek başına ele alacak olursak erkekte genellikle spermle ilgili problemler söz konusu. Spermin üretilmesinden dışarıya çıkışı, testislerde üretilmesi, testislerde problem olabilir. Testislerden iletilmesinde problemler olabilir, çeşitli aktarım problemleri olabilir. Spermlerin sayı ve kalitesi bozuk olabilir erkek açısından bakacak olursak. Bütün bunları en basit bir sperm analiziyle değerlendiriyoruz erkekte ilk başta. Basit bir test değil mi hocam? Basit bir test tabii. 2 ile 5 gün arasında cinsel ilişkiye girmeyip ortalama 3 günlük bir cinsel perhizden sonra bizim kliniğimizde biz sperm sonuçlarına analizini yapıyoruz. Sperm incelemesini yapıyoruz. Sperm incelemesini yaptıktan sonra spermlerin sayısı, hareketliliği ve yapısını temel olarak inceliyoruz. Bunun dışında çeşitli daha ileri incelemeleri de var. Sperm DNA analizi örneğin yapılabilir. Antisperm antikorlar var mı yok mu, bunlar bakılabilir. Bundan sonra erkeği eğer bir problem görürsek ürolojiye sevk ediyoruz. Ürologlar değerlendiriyor. Ürologlar neye bakıyor? Testislerinin yapısına, büyüklüğüne bakıyor. Varikosel var mı yok mu ona bakıyor. İletimde, aktarımda problemler varsa bu aktarım problemlerini nasıl ortadan kaldırabiliriz ona bakıyor. Bunun yanında özellikle 1990'lı yıllardan sonra tüp bebek tedavilerinde ICSI dediğimiz intratoplazmik sperm enjeksiyonu, yani bir yumurtanın içine bir spermi enjekte etme yöntemi ortaya çıktıktan sonra pek çok erkek infertilitesi sorunu aşılmış durumda. Eskiden tabii azospermi dediğimiz erkeğin sperminin bulunmaması durumlarında bile bugün eğer TESE dediğimiz ameliyatla aldığımız testisteki sperm hücrelerinde, dokularında sperm bulursak, bir sperm bulsak bile yeterli. Bir yumurtanın içine sokarak döllenme sağlayabiliyoruz. Bunu da
Tabii. Çok özür diliyorum hocam. Rica ederim. Bu anlattığınız enjeksiyon aşılama dediğimiz işlem değil, mi? Değil, hayır. Aşılama değil. Bambaşka değil. Bir bu şey. Mikro enjeksiyon dediğimiz işlem. Tamam. Tüp bebek için geçerli. Aşılamada ise sperm sayısı az olup ya da antisperm antikorlar nedeniyle gebelik elde edemeyen çiftlerde kadının yumurtasını büyütüyoruz, çatlatmasını veriyoruz. Erkekten aldığımız spermi yıkayıp kadının rahim içerisine bırakıyoruz. Aşılama bu. Tamam, tamam. Aşılamanın şimdi normal cinsel ilişkiye göre çok fazla büyük bir üstünlüğü yok. Evet. Sadece özellikle servikal bölgede problemler varsa ya da erkeğin sperm sayısı ve hareketlerinde bir azlık söz konusuysa o zaman bunu aşmak için aşılamayı kullanıyoruz. Evet. Şimdi bu konulara devam edeceğiz ama hocam Sakarya'da, Bolu'da, İstanbul'da pek çok hastanız var. Mutlaka bizi izleyenler de vardır. Çok da hastaları tarafından sevilen bir doktorsunuz. Bilmeyenler için sizi biraz tanımak istiyorum. Ben direkt konuya girdim. Devam edeceğiz. Bülent Hoca'yı yakalayınca haklısın. Sizi biraz tanımak istiyoruz. Hocam nerelisiniz? Sakarya'ya yolunuz nasıl düştü? Buraya yerleştiniz mi? Yerleştik evet Sakarya'ya. Sakarya'yı seviyoruz. Bir kere ben Trabzonluyum. Tamam. Çok yabancı evet. değilsiniz. Yabancı evet. değiliz hocam. Sakarya'yı sevmemizin bir başka nedeni de burada çok Trabzonlu var. Evet. Gerçi Trabzon neresi hocam? Hemşirelik Trabzon merkez. Merkezden. Merkez evet. Trabzon evet. merkezdenim ben. İlkokulu, ortaokulu, liseyi ve üniversiteyi Trabzon'da okudum. Trabzon tıp mezunuyum. Trabzon tıpı bitirdikten sonra yine yakın bir bölgede Erzurum'da Atatürk Üniversitesi'nde kadın doğum ihtisasımı yaptım. Kadın doğum ihtisasımı bitirdikten sonra mecburi hizmet için Karaman'a gittim. İlk 4 yıl Karaman'da çalıştım. Mecburi hizmetimi Karaman'da yaptım. Karaman'da çok sevdik. Eşim Nihal'le de orada tanıştık. Karaman'da. Eşiniz de doktor evet. bu arada. Evet, nöroloji uzmanı. Evet. Sonra Karaman'dan sonra Trabzon'a geri döndük. Trabzon'da Trabzon doğum evinde bir yıl çalıştım. Oo, memlekete döndünüz. Evet, memlekete döndük. Trabzon sevgisi ayrı kalbimizde. Gerçi bize her yer Trabzon ama evet, fark etmez. Evet. Şimdi onu diyecektim. Evet. Yani memleket sevgisi başka ya. Trabzonlularda böyle bir şey var. Gerçekten Trabzonlular için Trabzon memleket evet, bambaşka bir olay. Trabzon'a döndünüz. Trabzon'a bir yıl kaldınız. Bir yıl özlemi Trabzon giderdiniz. Doğum evinde çalıştıktan sonra Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne yardımcı doçent olarak başladım. Ama oradaki hocayla anlaşamadık. Biz Trabzonlular böyle biz de birden öfkeleniriz, hı-hı, sinirleniriz. Sonra yatışır ama o aradaki öfke değişik kararlar almamıza neden oluyor. Ben de Trabzon'daki üniversiteden Trabzonlu olmama rağmen ayrıldım. Eyvah. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne gittim. Tam da benzemez bir yere. 2000-2007 yılları arasında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde kadın hastalıkları doğum ana bilim dalında önce yardımcı doçent, 2004 yılında da doçent olarak hizmet verdim. Eşim de ihtisasını, nöroloji ihtisasını orada yaptı. 2007 yılında da Sivas'tan ayrıldım. 2008'in ilk aylarından itibaren de Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde kadın doğum anabilim dalında doçent olarak başladım. 2010 yılında profesör oldum. 2015 yılında da üniversiteden ayrılıp Sakarya'da Ada Tıp Hastanesi'nde tüp bebek ünitesinin sorumlusu olarak çalışmaya başladım. Bayağıdır Sakarya'da. Evet, o yıldan beri Sakarya'da çalışıyorum. Hocam Sakarya'yı özel olarak mı düşündünüz yoksa denk mi geldi? Denk hani, geldi, denk tamamen geldi. Tesadüftü Bolu'dayken. İşte tüp bebek ünitesi el değiştirme, hastanenin el değiştirmesi sırasında hekimsiz kalmıştı. O arada gelip çalışır mısın diye bir teklif oldu. Biz de seve seve geldik, çalıştık. Siz de baktınız Trabzon'dan sonra en çok Trabzonlu burada. Sakarya'da var. Evet, evet. Bolu'da azdı Trabzonlu sayısı. Evet, Bolu'da. Sakarya'da en fazla Trabzonlu. Yüzce'de de var. Sakarya'da evet, ama en çok Trabzonlu burada var. Evet. Trabzonluluk bilinci de çok yüksek burada. Karadenizleri severiz. Biz de Sevde de ben de Gürcü kökenliyiz. Biz de Karadenizliyiz aslında. Ben Orduluyum. Sevde aynı zamanda Ordu'da büyümüş. Tabii şimdi bizim Lazlarla, Karadenizli insanı ve Lazlarla, Mohdilerle de şeyimiz çok uyar, yapımız çok uyar hocam. Dediğiniz çok doğru. Bir böyle saman alevi gibi parlayıp evet, o arada kararları verip sonra, sonra tabii o geçiyor, o saman alevi sönüyor ama karar da verilmiş oluyor. Siz de pişmanlık kalıyor. Evet, kesinlikle. Evet. Bu vesileyle Sakarya'ya sürüklemiş. Bizim için bir kazanç. Çok teşekkür ederim. Bu problemleri olan, hastalıkları olan sizin uzmanlığınızla ilgili insanlar için gerçekten evet, Bülent Duran gibi bir profesörün şehrimizde hizmet veriyor olması çok önemli. Hocaya ulaşabilir olmak çok önemli. Kesinlikle. Çünkü siz buradasınız diye değil, hakikaten yani Bülent Duran'ın kategorisindeki hocalara İstanbul'da, Ankara'da olsanız ulaşmanız aylar sürer.
muayene olabilmeniz evet. aylar sürer. Onun için çok büyük bir şans. Teşekkür ediyoruz burada olduğunuz için. Ben de teşekkür ediyorum. Sakarya'yı dediğim gibi seviyoruz. Evimiz var, kedilerimiz var. Ha, kediler var. Bonneler evet, kedileri. Ayrıca bir sevgimiz var. İşte bir kızımız, bir oğlumuz var. Kızımız diş hekimliğinde okuyor. Oğlumuz İngiliz Dili ve Edebiyatı'nda okuyor. İkizler. Maşallah. Allah bağışlasın hocam. Allah bağışlasın. Ben hemen sordum. Seyircilerimiz de merak etmiştir. İkizler, özel olarak siz tüp bebek uzmanı olduğunuz için ikiz değil değil mi hocam? Yok, yani ikiz değiller. Doğal. Biz evlendikten sonra yaklaşık işte bir yıl geçti çocuğumuz olmayınca ve niye olmuyor diye merak edince ettim ben. Eşime bir baktım. Basit bir ilaç verdim. Yumurtlamayı sağlayan bir ilaç. O ilaçtan sonra da çatlatma iğnesi yapıp normal yolla hamile kaldı. İkiz hamile kaldı. Ama ailesinde ikizleri var. Nihal Hanım'ın genetiğinde var. Evet. Böylece bizim de ikizlerimiz oldu. Doğal yolla oldular. Basit bir tedaviyle diyelim. Küçük bir ilaç tedavisiyle. İyi ki oldular. İyi ki de olmuşlar. Evet. Bu arada benim canım arkadaşım Sevde de ikizdi. Onun da ikizi var. Ama biz de tamamen doğal. Evet, evet. Tamamen. Evet oldu. Babam evet. çok istiyormuş. Yani umarım Sevde de ikiz sahibi olur. İnşallah. Allah isteyene evet. versin hocam. Gönlünü amin, isteyene amin, versin. Amin. Bir tane olsun, sağlıklı saatli olsun. Aratmasın Allah. Şimdi nereden ne diyorduk? Tüp bebek diyorduk. Ayşegül abla var mı sorun, devam edi mi? Yok, hoca çok güzel devam ediyordu. Ben bir aşılamayı sormuştum. Enjeksiyon aşılama değil dediniz. Değil. Mikro enjeksiyon çok farklı. Sonra hocam daha büyük problemler geliyor galiba aşama aşama. Mikro enjeksiyonla olanlarınki oldu. Onun haricinde ne gibi sıkıntılar yaşıyorlar? Erkek infertilitesinden başlayacak olursak en başta erkeğin sperm sayısı düşük. İşte 5 milyonun altında aşılama için bile yetersiz. Tüp bebek kategorisini alıyoruz. Tüp bebek tedavisi yapıyoruz. Eğer erkeğin sperminde herhangi bir problem yoksa o zaman kadını incelemeye başlıyoruz. Kadının incelemesinde bir rahim filmi çekerek tüpleri açık mı değil mi diye bakıyoruz. Adetinin ilk başında gelmesini istiyoruz biz hastalarımızın. Gelen hastalarımızın hormon profiline bakıyoruz. Hormonları, değerleri normal mi değil mi? Menopoz var mı yok mu? Erken menopoz son dönemde artan sıklıklarda görüyoruz. Yine son dönemde erkeklerin sperm sayısında azalmalar, erkek infertilitesinde artışlar görüyoruz. Evet hocam, sizi bölmek istemiyorum. Onunla ilgili bu konunun sonunda benim size bir sorum olacak. Tabii o çok ki, önemli. Tabii. Yani bu infertilite artışının nedenleri nedir diye tartışacak evet. olursak, işte çevresel etkenler, çevre kirliliği, kirli hava, sigara, alkol, bunların hepsini bu kategorinin içine katabiliriz. Sorayım hocam o zaman siz o konuya girmişken. Şimdi dünya genelinde haberler çıkıyor. Biz işimiz gereği sürekli takip ettiğimiz için bundan bir ay kadar öncesinde ciddi anlamda birkaç uluslararası güvenilir yayın kuruluşu şöyle bir haber yayınladı. Korona sezonundan sonra, döneminden sonra dünya genelinde erkek kısırlığı problemi var, yapılan araştırmalara göre deyip kaynak gösterip uluslararası Avrupa ve Amerika menşeli gazeteler haberler yayınladı. Bunun tıp literatüründe bir yer bulmuşluğu var mı bu süreçte ve sizin düşünceleriniz nelerdir? Aşılar da çok soru işareti oluşturuyor hocam. Yok be. Aşı karşıtlığı dünyada ve ülkemizde de çok yaygın, aşı karşıtlığı. Çocuk felci aşısına bile karşı çıkıyorlar. Kızamık aşısına karşı çıkıyor aileler. Bazı aileler çocuklarına yaptırmıyor ki bunlar son derece tehlikeli şeyler. Her zaman bilimden yana olmak lazım. Kanıta dayalı gitmek lazım. Korona aşısı erkek kısırlığını arttırdığı savına katılmıyorum. Bir kere koronayı daha yeni geçirdik. O arada geçen yıllar içerisinde böyle bir çalışma yapıp onun kanıta dayalı tıp pratiğine dökülmesi için vakit yeterli değil. Daha uzun vakitler gerekir. Korona geçirenler ve geçirmeyenleri ayrı ayrı test edip karşılaştırmak. Ama sperm sayısı düşüyor. İşte bizim tıp fakültesine başladığımız yıllarda sperm analizinde 20 milyon sınır sayıyken günümüzde Dünya Sağlık Örgütü bu sayıyı 15 milyona çekti. Erkeklerde sperm sayısı genel olarak azalıyor. Kaç yıl içinde oldu hocam bu? Yani kaç yıl içinde oldu? 1980'lerde ben öğrenciydim. İşte 2000'lerden sonra, 2010'lardan sonra sayı 15'e düştü mesela. Onda 20 milyon sayı. Bu da ciddi bir düşüş. Ciddi bir düşüş. Tabii 5 milyon aşağı indirdiler. 15 milyon da yeterli kabul ediyoruz biz sayı olarak şimdi. O yüzden zamana yayılmalı. Yani koronanın böyle bir etkisi var mı yok mu, ama viral bir hastalıktır. Mesela kaba kulak geçiren erkeklerde testislerde tutulur ve çocuk sahibi olamayabilirler. Tamamen sıfır spermle. Yine yüksek ateşli viral hastalıklarda erkeklerde testisler etkilenerek sperm sayısı azalabilir. Yani viral hastalıkların erkeklerde sperm sayısı ve hareketliliği ile direkt bir ilişkisi var. Yüksek ateşli hastalıkların da var. Mesela testisler vücut dışında bulunurlar.
ve vücut ısısından 1-2 derece daha düşük bir ortamda bulunurlar. Yüksek ısı ile çalışan insanlarda, döküm fabrikalarında, demir çelik fabrikalarında çalışanlarda çocuk sahibi olma oranı düşüktür. Bunun nedeni yüksek ısıdır. Yüksek ısıdan uzak tutmak lazım. Çok dar pantolon, dar iç çamaşırı giyilmesi de erkeklerde spermleri ve testislerin ısısını arttıracağı için sperm sayısını düşürücü bir başka faktördür. Mesela koronadansa belki giyim tarzımız erkekleri daha çok etkiliyor. Dar kotlar veya giymeyi küresel seviyoruz. Isınma, artan ortalama sıcaklıklar. Küresel ısınma, obezite son derece önemli. Hem kadında hem erkekte fertiliteyi azaltan, testislerin ısısına arttıran bir durum erkeklerde obezite. Neyse ki obezite cerrahisi de son derece yaygın ve iyi yapılan bir cerrahi. Programda alıyorum, çok memnunum gerçekten. 90'lı kilolarda oldum. Hemen buradan sevgilerimi yollayayım doktoruma da. 90'lı kilolarda oldum çünkü yapım çok müsaitti. Genetik çok büyük bir potansiyel var. Hani ilerleyen yıllarda yüzü geçeceğim. Aşikardı. Çok iştahlıyım, midem büyük vesaire. Hakikaten efendim işin ehli uzmanlarla ve yeterli donanıma sahip kesinlikle hastanelerde olduğu zaman dünyanın en sağlıklı şeyi. Çünkü benim testlerim, kan değer, şeker, kalp testlerim, yapılan testlerim de ameliyattan sonraki iyileşme sürecinden sonra ciddi anlamda ben sağlıklı bir insan oldum. Yani çok kötü gidiyordu. Tabii yani doğum içinde, üremek içinde önemli. Tabii kesinlikle katılıyorum size. İyi ve ehil ellerde yapılıp endikasyonda güzel konulduğu takdirde son derece başarılı obezite cerrahisinde de Türk hekimleri pek çok alanda olduğu gibi orada da son derece başarılılar. Dünyada da ünlü hocam zaten Türk hekimleri. Tabii dünyanın pek çok yerinden hastalarda gelip ülkemizde ameliyat oluyorlar. Tabii olumsuz şeyler olmuyor mu? Oluyor tabii. Komplikasyonlar ne kadar cerrahi yaparsanız onun olumsuz etkilerini de görmüş oluyorsunuz. Yani neticede hocam hekim, cerrah da insan. Yani siz günde 16-17 saatlik yeri geliyor ameliyatlar yapıyorsunuz. Yani o kadar ayakta bir kere bedensel olarak bir noktadan sonra dikkatin dağılması vesaire çok normal. Mucizeler yaratıyorlar. Yani gerçekten çok kutsal bir meslek. Daha fazla bölmeyeyim. Obezite de etkiliyor dedik erkek kısırlığını. Evet, yüksek ateş, testislerin ısısının, vücut ısısına yakın olması olumsuz etkiler yaratıyor dedik. Onun dışında geçirilen viral hastalıklar erkekler açısından kısırlık da önemli olabilir. Erkek faktörünü elimine ettiğimizde kadına geliyoruz. Kadının yumurtlaması son derece önemli. Kadınlarda ergenlikte başlayan yumurtlama süreci menopoza girinceye kadar devam ediyor. Menopozdan sonra ise kadınlarda yumurta kalmıyor overlerinde. Menopozda buna bağlı ortaya çıkıyor zaten. Menopoz dönemi kadında üretkenliğin sona ermesi dönemi olarak değerlendirilmesi gereken bir dönem. Onun için kadınların işte 20 yaşı ile 28 yaş arası üretkenliği en üst olduğu dönemleri. Daha sonra fertilite giderek azalıyor. 38 yaşından sonra kadınların gebe kalma olasılığı daha azalıyor. Çünkü yumurta sayıları azalıyor. Yine kadınlarda 40 yaşından sonra Down sendromu dediğimiz gibi bazı kromozom anomalilerinin ortaya çıkması ihtimali söz konusu. Tabii bunları görecek, engelleyecek testler yapıyoruz. Gerekirse genetik testler yapıyoruz. Çiftlerin %40'ı kadına, %40'ı nedenlerin erkeğe ait demiştik. %10 açıklayamadığımız infertilite var. Erkeğe bakıyoruz her şey normal, kadına bakıyoruz her şey normal. Ama bunlar düzenli cinsel ilişkiye girmelerine rağmen bir türlü çocuk sahibi olamıyorlar. Bunlara biz açıklanamayan infertilite diyoruz. Çocuğu olmayan çiftlerde bu oran biraz daha yüksek oluyor. Genelinde %10 civarında bir oran. %10'da kadın ve erkeğin birlikte etkilediği çiftler var. Hemen burada şunu sorayım hocam o zaman. Yani bir bilim insanından bunu ben gerçekten merak ediyorum. O sebebi açıklanamayan infertilitenin sebeplerinden biri psikolojik etkenler olabilir mi? Böyle bir şey var mı? Var tabii bilimde. Kesinlikle. Psikoloji son derece önemli. Yani ya çok istiyordur ya hiç istemiyordur derler, aslında çok isteme bilinç derler altında ya. Gibi. Tabii kesinlikle. Toplum baskısı da çok önemli. Biz de insanlar evlenince hemen bırakın bir yılı, 2-3 ay sonra bile çevrede evet, niye çocuğunuz yok, niye çocuğunuz yok, olmuyor mu diye insanlar taciz altında evet, kalıyor. Çok aynen. Önemli. Veya bir tane oluyor, ikinciyi ne zaman yapacaksın? Evet. Yani ikinciyi den geçtik, çocuk niye olmuyor, kısır mı, kim kısır evet, gibi çiftler bir baskı altında kalıyorlar maalesef. Her şey normal, çiftler çocuk sahibi olmak için zamana bıraksalar bile çevre baskısı son derece önemli. Ben size diyorum ya, bir yıl çocuğumuz olmayınca ben bile sıkıntı altına girdim. Niye bizim çocuğumuz olmuyor diye. Aileniz dedi mi torun istiyoruz diye. Yok, aile sıkıştırmamasına rağmen. Torun istiyorum baskısı bambaşka bir şey. Bana evet, ilaç yok. Kullan diyen oldu.
Yani ben düşünmüyorum, bana ilaç kullan, olmuyor senin yani çocuğun dediler. Toplum baskısı son derece önemli. Bu çiftleri de baskı altına sokuyor. Sonra insanlar hayatlarını sadece çocuğa yönelik planlamaya başlayınca bu da sıkıntıları daha arttırıyor. Evet. Yaşam kalitesini azaltıyor. Düşünün ki her şeyi çocuk olsun diye planlıyorsunuz. Yumurta büyüdü, yumurta çatladı. Hadi cinsel ilişki. Bu insanı sıkıntıya sokan bir dönem ve süreç. Ben gayet iyi anlıyorum çiftlerin sıkıntılarını. Ama pek çok sorunu basit tedavilerle aşmak mümkün. Öncelikle tanıyı doğru koymak lazım. Erkeği inceliyoruz, kadını inceliyoruz, hormonlarına bakıyoruz. Rahim filmi çekip tüplerinde bir sorun var mı yok mu diye bakıyoruz. Ondan sonra da basit tedavilere geçiyoruz. Basit tedavilerimiz ne? En başta bir yumurtlama tedavisi yapıyoruz kadında. Eğer erkek tamamen normal. Yumurtlama tedavisinde bir yumurtayı büyütüyoruz. Bunun için ilaçlar var. Basit ilaçlardan, komplike ilaçlara, ucuz ilaçlardan pahalı ilaçlara doğru giden bir süreç söz konusu. Basit ilaçlara yumurtayı büyütüyoruz. Bu süreç içerisinde kadını 3-4 gün aralarla çağırarak yumurtanın büyümesini kontrol ediyoruz. Hormon düzeylerine bakıyoruz. Yumurtamız 18-20 mm çapa erişince çatlatma iğnesi veriyoruz. Çatlatma iğnesinden 36 saat ya da 2 gün sonra yumurtanın çatladığını kabul ediyoruz veya çatlıyor yumurta. Tüp bebekte de böyle bu. Yumurta çatlamasıyla birlikte eğer ilişkiye girecekse çiftlere gün aşırı ilişki tavsiye ediyoruz. Yok aşılama yapacaksak 2 gün sonra çağırıyoruz, erkeğin spermini alıyoruz, yıkıyoruz, kadının rahiminin içine bırakıyoruz. Bu işlemden 12 gün sonra test yapıp gebelik var mı yok mu bakıyoruz. Gebe kalmışsa artık hem hastamız hem biz çok mutlu olarak gebelik takiplerimize başlıyoruz. Tüp bebekte ise hasta yine adetini ilk 3 gün içerisinde geliyor. Yumurta geliştirici ilaçlarımız var. Bunlara biz gonadotropinler diyoruz. Pahalı ilaçlar gerçekten. Bunları hastamız belirlediğimiz dozda kullanmaya başlıyor. 2-3 gün aralıklarla yine kontrole çağırıyoruz. Yumurtaları 16 milimetreyi, iki yumurtası 16 milimetreye geçince çatlatma iğnesi veriyoruz. Çatlatma iğnesinden 2 gün sonra anestezi ile yumurtaları topluyoruz. Bu konuda çok güzel bir kliniğimiz var bizim. Tüp bebek ve infertilite kliniği. Pek çok hastaya çare bulan bir klinik benim burada olduğum süre içerisinde. Şimdi sokağa çıktığımda çocuklarla bakın bu sizin tedaviniz oldu güzel diye gösteriyorum. Evet, ben de çok mutlu oluyorum inanın. Uzun kocaman yıllar... olanlar var. Lafınızı kestim hocam, yani kocaman böyle değil mi? 9-10 kocaman yaşında olanlar var. 9-10 yaşında. Ta geriye gidelim. Geçenlerde hastam diyeyim bana bir resim attı. İşte hocam bu Karaman'la gittiğimde tedaviyle gebe kalmış ve üniversiteye kazanmış, üniversiteye giderken otobüste çektiği resmi atmıştı. Tabii bunlar bizi çok mutlu ediyor. Yaşımızı da ortaya çıkarıyor, o ayrı mesele. Olsun hocam, fırında. Yaş sayıdan evet. İbaret. Boş verin, siz gelin. Tecrübe teşekkür olarak ederim. Bakalım hocam. Biz bu konuda özellikle Sakarya'nın tek özel tüp bebek merkezi olarak Sakarya'ya, Düzce'ye, Bolu'ya, Zonguldak'a varan geniş bir alanda hizmet veriyoruz. Son derece başarılı bir klinik. İstanbul'daki kliniklerin ellerindeki bütün imkanlar bizde var. Genetik incelemeleri yapabiliyoruz. Örneğin her türlü kök hücre tedavisi yapıyoruz. PRP, eksozom diye biliniyor halk arasında. Bunu kime yapıyoruz? Yumurta sayısı az olan kadınlara. Kök hücre tedavisi veriyoruz. Kendi kanlarından hücreler elde ediyoruz. Oradan eksozomlar ya da PRP elde edip bunu overlerine ya da uterusuna uyguluyoruz. Bundan bir ya da iki ay sonra da tüp bebek tedavisi yaparak yumurtası olmayanlarda da bir veya iki kaliteli yumurta almayı planlıyoruz, hedefliyoruz. Başarılı da oluyoruz. Kök hücre tedavilerimiz de var. Pek çok kimse bunu bilmiyor. Biz kök hücre tedavilerini de yapıyoruz. Tüp bebek tedavilerinden önce. Nedir hocam kök hücre tedavisi? Kök hücre işte son dönemde özellikle estetikte, ortopedide çok kullanılan PRP dediğimiz bir tedavi var. Siz kanınızı veriyorsunuz. Yabancı birinin kanı da değil, kendi kanınız. Ondan trombositten zengin bir plazma elde ediyoruz. Bu plazmayı işte diz ağrısı olan, diz ağrısı için kullanıyor. Estetikte gençleştirme amacıyla yüzeye yapabiliyoruz. Rejenerasyon amacıyla bu kök hücreleri kullanıyoruz. Biz de overlere yumurta sayısını arttırsın, yumurta kalitesini arttırsın diye kişinin kendi yani otolog doku dediğimiz dokularını alıp hazırladığımız sıvıları özel solüsyonlarla birleştiriyoruz. Eksozom dediğimiz çok zengin gebeliğe katkıda bulunan dokular elde yani edip. Yani mantıken şey mi hocam? Gençken vücudun yaptığı şeyi vücut eskidikçe daha az yaptığı için takviye mi ediyorsunuz? Kesinlikle aslında öyle. Kök hücre dediğimiz ilk baştan doğumdan itibaren büyüme ve üreme özelliklerini yitirmeyen hücreler bunlar. O hücreleri alıp uygun organlara verdiğimizde ilk baştan olduğu gibi rejeneratif potansiyellerini
elde etmeyi amaçlıyoruz. Onun amaçla bunu yapıyoruz. Dünyada da pek çok uygulanıyor. Bizim Türkiye'de de uygulayan kliniklerimiz var bunu. Ben bir 6-7 ay önce yüzüme yaptırdım. Sünnet derisi diye tabir edilen kök hücre uygulamasını. PRP uygulaması. Bir doz yüzüme yaptırdım. Gerçekten o bir doz bile birkaç ay sonra ciddi anlamda cildimde değişiklik yaptı. İşte aynı şeyi biz de overlere yapıyoruz. Uterus içine gerekirse yapıyoruz. Kök hücre bu da kliniğimizde. Bunun bir yaş sınırı var mı hocam? Şimdi yaş sınırı şöyle kadınlarda özellikle kök hücre overlerini uygulama. Menopoz çok önemli bir sınır. Erken menopoza girmişseniz erken menopozda 40 yaşından önce gelişen menopoz. 20 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşında gerçekleşebilir. Overlerdeki yumurtalarınız bitiyor, kalmıyor artık. FSH değeriniz artıyor, AMH değeriniz düşüyor. Menopoza giriyorsunuz, adetten kesiliyorsunuz. En az bir yıl boyunca adet görmüyorsunuz. Tabii o zaman bu genç yaşta çocuk da yok ise eğer veya artık kadınlar kariyer yapıyor, geç yaşta evleniyor, iş sahibi olduktan sonra bu da çocuk olmasında problemler. Eskiden 15-16 yaşında evleniyorlarmış. Evet. Benim annem 16 yaşında 3 çocuğunu da doğurmuş. Trabzonlularla biz şeyler, yani Kürtler birbirimize çok benziyoruz. Erken yaşta ve çok sayıda evlilik, akraba evliliği çok yaygın Karadeniz'de de. Doğu'da da aynen. Kaç kardeşsiniz hocam? Biz 3 kardeşiz. Üçte durmuşlar. İyi ki durmuşlar. Evet. Allah rahmet eylesin annem babam. Ay ya, Allah rahmet eylesin. Çok sağ olun. Bütün ölmüşlerimizin ruhuna gitsin. İyi ki durmuşlar. Yoksa kim bilir kaç kardeş olurduk bilmiyorum. Gerçi kardeş de güzel. Evet, kardeş çok güzel bir şey. Benimki de izliyorsa selamlar, sevgiler. Sevdenin ikiziyle kardeşine de sevgiler. Selamlarımızı yolladım. Hocam şimdi şunu sormak istiyorum. Şöyle bir algı var toplumda. Bir aşılama var, bir de tüp bebek var. Ama çiftlerimiz genellikle tüp bebeğin ister istemez bir maliyeti var. Önce aşılamayı tercih ediyorlar. Bu doğru mu? Doğru, evet. Yani tedavi sıramızda da biz önce hastalara aşılama yapıyoruz. Örneğin tüp bebek tedavisi için devletimiz 3 kere destek oluyor hastalara rapor çıkarırsanız. O raporun çıkması için de 2 kez aşılamayı devlet şart koşuyor tedaviniz. Normal yumurtlama tedavisi ilişkiyle başarılı olamazsak yumurtlama tedavisi aşılamayla başarılı olamazsak tüp bebek. Ama size gelen bir çift örneğin 38 yaşında bir kadınsa o zaman aşılamayla vakit kaybetmeden direkt tüp bebeğe yönelmek daha faydalı olabilir. Çiftlerin durumu son derece önemli. Hocam aynı zamanda arkadaşımda olan bir izleyicimiz soruyor. Benim gibi tüp mideli erkek hasta. Tüp bebek tedavisi görmesinin bir mahsuru var mıdır? Hiçbir mahsuru gerekiyorsa yok. Eğer etkiler mi? Tüp mideli olması. Hiç etkilemez, hayır. Hiç etkilemez, görebilir. Geçen gün bize bir çift geldi mesela. Kadın 150 kiloydu. Çocuk istiyorlar. Genç çift. Ben de gidin diye genel cerrahı yönlendirdim. Genel cerrahı. Önce kilo verin dedim. Tabii önce kilo verin. Tamam. Erkek ve kadın. Kilo verin. Normal kiloya gelin. Başarı şansımız da artsın. Tamam, harika. Teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Hocam peki bu kısırlığın günümüzde bir çözümü var mı? Yani kısır olan bir erkek veya bir kadın çocuk sahibi olabilir mi? Yani günümüzde tüp bebekle biraz önce söylediğimiz gibi mikrostoplazmik ICSI dediğimiz intrastoplazmik sperm enjeksiyonu yöntemiyle çocuğu olması hayal olan pek çok çiftin bugün çocuğu var. Yani düşünün ki sperm sayınız sıfıra yakın, sizi ameliyat ediyoruz ya da sıfır. Testisinizden bir tane iki tane sperm buluyoruz. O spermi büyüttüğümüz bir yumurtanın içine sokuyoruz. Oluşan embriyoyla çocuğunuz oluyor sizin. Bu çok büyük bir mucizeye varan bir tedavi 1990'lı yıllardan sonra tüp bebek tedavisini de ileriye doğru götüren, çığır açan bir tedavi şekli. Bunun dışında günümüzde ne yapılabilir? Hiçbir spermi bulunamayan erkekler için kemik iliğinden, kök hücreden sperm üretme çalışmaları var. Henüz başarılı olmuş değil. Yine kadınlarda kök hücreden yumurta elde etme çalışmaları olabilir. Bunun dışında ya da klon çalışmaları olabilir insanın. Tabii Kore'de ve Çin'de yapıldı biliyorsunuz. Evet. Koyun çıktı. Dolly'di yanılmıyorsam. Dolly vardı. Hocam. Evet, Dolly, Dolly'de evet. Bayağı yaşadı. Yaşadı, çocuğu öldü, oldu. Öldü çocuğu Dolly, da oldu, evet. Klonların yani en ileri aşamada da klon. Klon ve klonlama teknolojisinin organ üretimi açısından da önemi var. Çok organ. Yedek parça açısından ama o zaman da tabii etik süreçler söz konusu. Siz insana veya bir canlıya organ ya da yedek parça gözüyle bakmanız doğru olur mu olmaz mı? Hatta onunla ilgili Ada diye de bir film vardı. İzlemeyenler varsa tavsiye ederim. Çok güzel bir film. Zenginler kendi klonlarını yapıyorlar. Onları bir hapishanede tutsak saklıyorlar. Ve yaşlanıp diyelim böbreğe gereken kalp
kalp gereken kendi klonunu oradan alıyor. Hapishane içinde yaşayanlar da sizi seçildiğiniz adaya gideceksiniz diye kandırıyorlar. Çok güzel bir filmdi bence. Ay, geleceği çok, gösteren. Evet. Çok trajik gerçekten. Çünkü evet, o klon da aklıyla, beyniyle, duygularıyla bir insan oluyor. Tabii canım. Bir şey değil, robot değil ki o. Çok etkileyiciymiş hocam. İzleyeyim evet, ben de o filmi. Ada adlı çok güzel bir film. Ben de tavsiye ederim. Çok merak ettim. Mutlaka edin, izlenmesi gereken filmlerden biri. Sizin anlattıklarınızı şöyle özetleyebilir miyiz? Bir tane bile sperm ve yumurta varsa çocuk sahibi olabilirsiniz. Eğer hiç yoksa da bununla ilgili tıpta çalışmalar hem kadın için hem erkek için devam var, ediyor. Hemen bu noktada şunu soracağım. Hiç yumurtası olmayan kadın oranı veya hiç spermi olmayan erkek oranı yüksek mi toplumda? Yani yüksek ve giderek artıyor. İşte biraz önce başta da konuşmamızın başında da söyledik. Çok çeşitli nedenler var. Bunların başında ne geliyor? Çevresel etkenler geliyor. Sigara, alkol bunlar son derece önemli. Evet. Sigara hem kadınların yumurtasının sayısını kalitesini azaltıyor hem erkeğin sperm sayı ve kalitesini azaltıyor. Çağımızın vebası uyuşturucu, onu da ekleyelim kesinlikle hocam seyircilerimiz için. Uyuşturucu, sigara, nargile tarzı bağımlılık yapan onlar, tütün evet, ve tütün benzeri mamuller diyelim. Alkol, yüksek oranda alkol tüketimi. Bunlar son derece zararlı. Bunlardan uzak kalmak çok önemli. Beslenme tarzı son derece önemli. Türkiye'nin aslında şansı Akdeniz diyetinin yaygın olarak tercih edildiği bir ülke olması. Akdeniz diyeti beslenme güzel bir beslenme tarzı. Obeziteden uzak kalmak. Ne çok aşırı hareketli, çok aşırı egzersiz yapmak ne de tamamen hareketsiz kalmak. Burada hemen araya spor, gireyim. Takıntılı derecede spor yapanlar var çünkü toplumda. Her gün yıllarca tabii, spor salonlarına giden benim de arkadaşlarım, tanıdıklarım var. O zaman bunu tavsiye etmiyoruz hocam, değil mi? O yüksek sporlar erkeklerde hem testisleri etkiliyor, sperm üretimini etkiliyor, azaltıyor erkeklerde. Kadınlarda da hormonal düzeyde etkili olabiliyor. Onun yani için sınırında şey, bırakmak her lazım. Şeyin, evet, evet, her şeyin normali yani, güzel. Çok evet, fit bir vücudunuz oluyor, çok güzel oluyorsunuz estetik olarak ama anladığım kadarıyla doğal olmaktan çıktığı için üremeyi bile etkiliyor. Tabii kesinlikle. Peki bu spor yapanların, yoğun bir şekilde spor yapanların tükettikleri yüksek protein tozları, tavuk, o beslenme biçimi etkiliyor mu hocam? Yani etkiliyor kötü tabii, anlamda. Tabii tabii, onlara da çok dikkat etmek lazım. Özellikle dışarıdan kortikosteroid kullanan erkekler, vücut yapan erkekler özellikle sperm sayısını son derece azaltıyorlar. Bu takviye edici gıdaların da tam sağlıklı olduğu söylenemez. Onlara da çok dikkat etmek lazım. Hocam şimdi tüp bebeğe ben tekrar geleceğim. Tabii ki. İlk aşamada çocuğu olmayanlar olabiliyor veya tüp bebek yaptırıp tutmayanlar, 2'de 3'de tutmayanlar veya şöyle de şeyler duydum. İlk çocuğu doğal yollarla olup daha sonra ikinci veya üçüncü çocuğu istediğinde olmayıp tüp bebeğe de başvuranlar. Ya da tam tersi var, tüp bebek yapıyoruz, çocuğu oluyor, sonra geliyor ki biz kendi eliğinden hamile kaldık, doğal yollar. Bunun nedeni ne hocam? Tabii şimdi bir kere tüp bebekle çocuk sahibi olup her şey normal olan açıklanamayan infertilitede. Daha sonra doğal yolla gebe kalanlarda bir kere stres ortadan kalkıyor. Artık çocuğunuz var. Daha rahat bir yaşantınız var. Stres ortadan kalkınca da kendiliğinden gebelikleri görüyoruz. Daha önce çocuğu olup daha sonra çocuğu olmayanlara gelince bunlar pek çok neden olabilir. Erkekte sperm sayısı etkilenmiş olabilir, bozulmuş olabilir, ateşli bir hastalık geçirmiş olabilir. Varikosel dediğimiz erkeklerde bir hastalık var. Damarların genişlemesi bu sperm sayısını azaltabilir. Onun dışında kadının tüplerini etkileyen bir hastalık olabilir. Doğum sonrası yapışıklıklar olabilir. Tüplerin geçirgenliği bozulabilir. Kadının düzenli yumurtlaması bozulabilir. Polikistik over çok sık rastladığımız kadınlarda, genç kadınlarda gördüğümüz bir hastalık. Çok sayıda yumurtaları var ama düzenli yumurtlamaları yok. Bu nedenle çocuk sahibi olamıyor olabilirler. Bir kere çocukları olması olduktan sonra. Tabii burada en güzel yanı bir çocuklarının olması, çiftlerin bir çocuğu varsa biz de rahat oluyoruz. Çiftler de daha rahat oluyor. Tüp bebek tedavilerinde en azından bir çocukları var. Tüp bebek tedavilerinde gönül istiyor ki hemen tedaviyi yapalım, gebe kalsın evet, çiftimiz, çocuk doğursun ama maalesef. En iyi tüp bebek merkezlerinde bile başarı %50, %60 oranında. Yani iki kişiden bir kişi gebe kalıyor gibi düşünmek lazım. Yaş ilerledikçe, yumurta sayısı azaldıkça, embriyo kalitesi düştükçe gebe kalma oranlarınız daha aşağıya düşüyor. Ama bir tane olmadı diye vazgeçmemek lazım. Ben hastalarıma her zaman söylüyorum, eğer paranız varsa, sabrınız varsa denemeye devam. Çocuk olunca hocam yapalım. Param da var, sabrım da var. Kaç kere denemeliyim sağlığım açısından? Çok güzel. Literatürde 11. denemede gebe kalan insanlar var. Yani 11. denemede gebe kalmış insanlar var. Onun için bir sayı ve bir sınır koymuyoruz. Dediğim gibi eğer paranız varsa, sabrınız da varsa denemeye devam. Bu bana farklı sağlık sorunları açmaz yani.
Yok, yapılan tedaviler kontrol altında olduğunuz için bu ilaçları yüksek dozda kullandım, kanser olur muyum? Yapılan çalışmalar göstermiş ki, benim de makalelerim var bu konuda, denemelerim. Kanserle direkt ilişkisi yok bu tedavilerin. Ama çocuk sahibi olamayanlarda gerek erkeğin testisleriyle ilgili problemler, gerekse kadının yumurtalıklarıyla ilgili problemler, potansiyel olarak çocuk tedavisi görmeseler bile bu hastaların ileride kansere yakalanma olasılıkları bu hastalıkları olmayanlara göre daha yüksek. Yani çünkü, altta yatan hastalıklar daha önemli. Çünkü insan sırf ilaçlara bağlı programlanmış bir canlı. Sırf ilaçlara bağlı kanser olmuyorsunuz. Anladım. Ama çocuk sahibi olmayanlar da literatüre göre bu oranlar daha fazla. Zaten bir problem var, altta yatan bir problem. O problem onların hep kontrol altında olmasını gerektiriyor. İşte rahim ağzı kanseri, siz başta söylediniz, buna engel olan bir aşı var, HPV aşısı. Evet. Aşı takvimimize henüz girmedi. Maalesef hocam. Umarım kısa zamanda girer. Bazı belediyeler kız çocuklarını aşılamaya başladılar. Evet hocam, Mansur Yavaş'ın seçim vaatlerinden biriydi. Ankara Belediyesi ücretsiz bir şekilde aşılamaya başladı. Yaş konusunda bilgilendirir misiniz bize? HPV kaç yaşından kaç yaşına kadar yapılabilir HPV kız aşısı? Kız ve erkek çocuklarında 9 yaşından başlayarak yapılabilir bu aşı. Kadınlarda 45 yaşına kadar. 45'ten sonra niye gerek yok hocam? 45 yaşından sonra zaten üretkenlik de bitiyor. Artı o zamana kadar eğer HPV ile karşılaşmışsa onun çoğalma ve kansere ilerleme süresi boyunca 10'lu yıllar söz konusu. O açıdan 45 yaşından sonra yapmıyoruz. Bağışıklıkta elde etmek için de yine bu yaşlar daha uygun. Peki nasıl uygulanıyor? Kaç doz alınması lazım? Aralıkları nasıldır? Hem kız hem erkekler için aynı mı? Hem kız hem erkekler için aynı aralıklarla uyguluyoruz. 9 yaşında geçmiş kız ve erkek çocuklarında 3 doz olarak uyguluyoruz. Ama son yapılan çalışmalar göstermiş ki aşının 2 doz uygulaması da 3 doz uygulaması kadar antikor oluşturmada başarılı. O yüzden virüsle hiç karşılaşmamış kişilerde 2 doz aşılamada yeterli olacaktır. Virüsle karşılaşmışlar da olabiliyor mu bu virüsle aşı? Virüsle karşılaşmışlar da olabiliyor. Bu aşıda 9 tane kanseri yapan suşa karşı bağışıklık. Virüsle karşılaştınız, 1 veya 2 suşu taşıyorsunuz. Diğer suşlara karşı bağışıklığınızı sağlıyor bu aşı. Bu nokta çok, çok önemli. Bunu şimdi ben de ilk defa öğreniyorum. HPV virüsü taşıyor sanız bile sayın seyircilerimiz HPV aşısı olmanız gerekiyor. Çünkü belki iki tanesiyle bir tanesiyle siz karşılaştınız, taşıyorsunuz ama 9 çeşit virüsten koruyor. Kanser yapan virüslerin çoğu seçilmiş. %90'ı bu 9 tane virüs. Onun için buna karşı da mutlaka aşı öneriyoruz biz. Hastalarımız bizim reçetemizde eczaneden alıp geliyor aşıyı. 0, 2 ve 6. aylarda aşımızı yapıyoruz. Ya da 0, 6. aylarda 2 doz yapmak yeterli. Ben hem eşime hem kızıma aşıyı yaptım. 2 doz mu yaptınız? 2 doz yaptım. İki doz. Hocam peki kanser tedavi, rahim tedavi, kanser tedavisi görmüş kadınlarda gerek var mı? Yaptırmalılar mı? Bir kere kanser olmuş, kanser tedavisi görmüşse o zaman gerek yok. Kanser umarım iyileşir ve hayatına kansersiz devam eder. Bütün hastalar için dileğim budur. Evet. Biraz da HPV'yi bize tanıtırsanız hocam, hazır sizin gibi bir bilim insanı yakalamışken, şöyle biliyoruz, doğru mu? Rahim ağzı kanserine sebep olur. Sadece rahim ağzı kanserine mi sebep olur? Yok, başka oluyor? Kanserlere de sebep olur. Nazofarenx kanserle dediğimiz ağızda kanserlere neden olabilir. Human papilloma virüs, herpes virüs ailesinden bir virüs. Toplumda cinsel aktif olduktan sonra çok sık karşılaşılan bir virüs. Büyük oranda cinsel yolla bulaşıyor. Ama onun dışında ortak kullanılan eşyalarla da özellikle hamam gibi yerlerden bulaş olabilir, az da olsa. Umumi tualetlerden olabilir tuvalet, mi hocam? Olabilir. Bu buralar çok az da olsa olabilir bu buralardan bulaş HPV'ye karşı. HPV'nin pek çok tipi var. Ketemlerde ücretsiz olarak tiplendirme yapılıyor. Bütün herkese, kadınlara, cinsel aktif kadınlara ketemde tiplendirme yaptırmalarını, devlet bunu ücretsiz yapıyor. Yaptırmalarını ben öneriyorum. Ondan sonra virüsle karşılaşıp karşılaşmadıklarına göre de aşı olmalarını öneriyorum çiftlere. Genital sihirlerin en önemli nedenlerinden bir tanesi ama sihirler iyi huylu HPV virüsleri. Onlar kansere neden olmuyor. Çok korkmamak lazım. Erkeklerde de genital sihirler olabilir. Erkekleri ürologlar tedavi ediyor. Onlarda da aşıyı mutlaka öneriyoruz. Orofaranks dediğimiz gibi ağızda, boyunda kanserlere neden olabilir HPV. Onun için HPV'ye karşı aşılanma bu kanserlere karşı %90'ın üzerinde koruyucu bir etki sağlıyor. Ankara Belediyesi'nin yaptığını keşke bütün belediyeler yapsa. Evet. Ve bölgelerindeki kız çocuklarını ücretsiz aşılasa. Çok güzel bir
halk sağlığı projesi olur belediyeler için. Hocam evet. Bu noktada sihirler dediniz ama ben şimdi örnek veriyorum. Sihir de yok ya da bu virüs bana bir şekilde bulaştı. Bunun belirtisi var mı? Yani kişi ne aşamada size gelmeli? Hiçbir belirtisi yok. Onun için mutlaka ketemde simir, yıllık simir. Kadınlarda her yıl düzenli öneriyoruz biz simir. Biz de gelen hastalarımıza da mutlaka. Simir testinde bu çıkıyor. Simir testinde evet, ketemde özel bir test bu yalnız. HPV bakılan bir test. Özel bir solüsyon içerisine alıyorlar ve oradan HPV taşıyıp taşımadığınızı bakıp tiplendirmesini yapıyorlar. Hangi tipi taşıdığınız da ortaya çıkıyor. Onun için ketemde bu testten mutlaka kadınlar yararlanmalı. Olanaktan ve taşıyıcı iseler, HPV taşıyor iseler de korkmadan kadın doğum uzmanına başvurmalarını öneriyorum ben. Kadın doğum uzmanı onları yönlendirecek. Peki bu çocuk olmasına engel mi? Değil, hayır, engel değil. Ama aşırı aktif HPV'niz varsa doğum şekliniz değişebilir. Sezeryan olmanız gerekebilir. Normal. Peki çocuk HPV taşıyıcısı oluyor mu hocam bu durumda? HPV'li bebek? Bir kadın çocuk doğurursa çocuk virüsü alabilir. Boğazında enfeksiyona neden olabilir. Anladım. Ay gerçekten çok tehlikeli bir evet. problem HPV şu an için. Evet. Yani aslında bayağı ürkütücü bu bir an önce aşı takvimine girmesini. Kesinlikle. Buradan bizi izleyen yetkililer veyahut da Ankara Belediyesi'nin yapmak istediğini, yaptığını düşünen belediyeler varsa bir an önce harekete geçmelerini biz de rica edelim. Çok yaygın gerçekten mı hocam? Gerçekten toplumsal yaygın, evet, HPV oldukça yaygın bizim toplumumuzda. Çok sık görüyoruz. Yani HPV'si olmayan nadir, öyle diyelim. Oran evet. olanlarda HPV taşıyıcılarında daha fazla yani. Yani HPV taşıyıcı, çoğu taşıyıcı aynı uçuk virüsü gibi vücut yorgun düşünce, bağışıklığınız azalınca pat diye uçup çıkıyor mesela. O evet. virüs vücudumuzda kalıyor. HPV'de aynı virüs ailesinden. Bir kere girince o sizin oluyor. Eyvah eyvah. Şimdi tüp bebeğe dönelim mi? Dönelim. Var mı Sevdeciğim sorun? Tüp bebekle ilgili hocam. Siz kaç yaşla kaç yaş arasındaki çiftlere özellikle tavsiye edersiniz? Bunu neden sordum? 50 yaşında da tüp bebekle bebek sahibi olan aileler var çünkü. Hani bunun aslında standart ortalaması hangi yaş dilimidir? Çiftler size yani kaç şimdi yaşında kere, başvurmalı? Kaç yaşında başvurmalı? Biraz önce en başında da söyledik. Evlendiniz, bir yıl geçti. Düzenli cinsel ilişkiye rağmen çocuğunuz olmuyor ise yaşınız ne olursa olsun hemen hekime başvurmanız tamam, lazım. Tamam, o cepte. Bu bir. Evet. İki, yaşınız 38, evlendiniz, çocuk sahibi olmak istiyorsunuz. Bir yıl beklemeyin. Tamam. 6 ay bile yeterli sizin için, hemen gelin. Tamam. Evlendiniz, yaşınız 40'ın üzerinde, hemen başvurun, hiç beklemeyin. Tamam. Tüp bebek sahibi, tüp bebek yaptırmak için de zaman önemli biliyorsunuz. Evlendiniz 50 yaşında, daha önce de çocuklarınız var ama bir çocuğunuz daha olsun istiyorsunuz. Veya yok. Veya yok. Veya yok, illaki çocuk istiyor. Veya illaki çocuk istiyorsunuz. Tabii gelin bakalım, uygunsa deneyebilirler bence yani. Olma ihtimali var. Var çünkü tabii ben, 60 yaşında kadınlar da artık günümüzde doğuruyor. Hocamın var öyle hastaları, biliyorum, özellikle sormak istedim. Menopoza girmedi yani, girdiyse bile menopoz süreci, kadının tamamlanmadığı sürece. Tabii yumurta elde edebilirsek kök hücre tedavileri de destek olarak büyüme hormonu kullandığımız tedaviler var. Direkt menopoz, çok genç yaşta menopoza giren hastalar var. Girenler çünkü de var, evet, maalesef. Evet hocam. Onlarda bu tedaviler var. Hocam bu noktada şu erken menopoza da değinmek istiyorum. Çok var dediniz. Nasıl bir tedavi uyguluyorsunuz? Bu kişiler ne yapmalı? Bir kere çocuk tedavisi ise önce kök hücre uyguluyoruz. Sonra tüp bebek yapıyoruz bunu. Hayır, çok çocuk tedavisi istemiyorlarsa o zaman dışarıdan hormon destekleri veriyoruz kadına. Normal ortalama Türkiye'de menopoz yaşı 48-52 arasında, hı hı, değişiyor. Siz 40 yaşından önce menopoza girmişseniz, eskiden çok daha yaygın kullandığımız hormon replasman tedavisini günümüzde meme kanseriyle olan ilişkisi nedeniyle eskisi kadar çok sık, yoğun kullanmıyoruz. Daha az kullanıyoruz. Doğal destekler veriyoruz. Bazı östrojen hormonu desteği sağlayan doğal besinler var, onları öneriyoruz. Nedir hocam bunu? Şerbetçi otu var mesela kadınlarda. Primrose dediğimiz bir bitki var. Ondan hazırlanmış bitki takviyeleri de var. Bunları kullanıyoruz menopozda olan hastalarda. Son derece faydası oluyor. Ay, evet tabii, hastayı rahatlatıyor, uykularına destek oluyor. Vajinal kuruluk çok sık görüyoruz yine menopozdaki hastalara. Vajinal östrojen kullanabiliyoruz. Cerrahi menopoza giren hastalarda ise hormon kullanmak daha güvenli oluyor.
Hı-hı. Onlar için korkmuyoruz. Rahim ağzı kanseri, rahim ağzı kanseri riski yok zaten. Uterus ve overleri yoksa over kanseri riski de ortadan kalkmış oluyor. Onlar da biraz daha rahat oluyoruz. Bu hastaların meme kanseri yönünden her yıl mutlaka kontrol ediyoruz. Meme ultrasonları 3-4 yılda bir mamografi çekilerek gerektiğinde genel cerrahi ile ortak meme muayeneleriyle birlikte kadınları takip ediyoruz. Önemli olan burada farkındalık. Hı-hı. Farkında olmak son derece önemli. Bu gibi programlarda size teşekkür ediyorum. Farkındalığı arttırmak için çok önemli. Hocam peki erken menopoz doğuştan gelen bir şey mi? Bunun altında farklı bir etken oluyor mu? Bu da çok güzel bir soru. Genetik özellik son derece önemli. Eğer anneniz, teyzeleriniz erken yaşta menopoza girmişse sizin de menopoza girme olasılığınız daha fazla. Genetik önemli. Oluyor. Tabii anne ve teyzeleri kaliteli alıyoruz. Evet, ikizlerde de öyle. Kadın tarafı önemli. Erkek tarafının 200-300 olması çok önemli değil. Kadın dominant. Her yerde olduğu gibi. Peki bu noktada hemen şuna da değinmek istiyorum. Adet düzensizliğinde de genetik olabiliyor mu yoksa farklı? Yok, adet düzensizliğin genç kadınlarda en önemli nedeni polikistik over dediğimiz yumurtlamadaki düzensizlikler. En önemli nedeni bu. Onun dışında doğum kontrol yöntemlerinin düzensiz kullanılması, hapı bir kullanıp bir bırakmak düzensizliklerin önemli nedeni. Hormon salgılayan rahim içi araç kullanılması yine düzensiz kanamaların nedeni olabilir. Ama asıl önemli neden genç kadınlarda polikistik over. Korkmalı mıyız peki o kişilerden? Yok, korkmaya gerek yok. Polikistik overler çok rahat tedavi edilebilen. Ameliyatsız. Ameliyatsız tabii, ilaçlarla biz onlarda bu tedaviyi aşıyoruz. Ameliyat çok ender durumlarda başvurduğumuz bir seçenek. Onda da laparoskopi kapalı ameliyatları yaparak overlere küçük küçük delikler delerek yumurtlamayı kolaylaştırıyoruz. Hocam toplumda çok kadının kullandığı yaz tatillerine giderken adet geciktirici ilaçlar veyahut da öne almak için kullanılan hormonal ilaçlar var. Bunların kullanılmasını tavsiye ediyor musunuz? Yani şöyle, bu özel durumları varsa tabii, mesela hacca giden hastalara, kadınlara çoğu zaman aynı tedaviyi yazıyoruz biz de. Adetlerini geciktirmek için veya düğün yapacaktır kadın. Tam evliliğine adet kanaması rastlayacaktır. Bunlarda da uzatmak mümkün. Zararlı mıdır? Yok, bir zararı yoktur. Sadece adet zamanlamanız değişir ilaca bağlı. Herhangi hiçbir zararı yok. Sıkıntı yok. Düzeni bozma, kist yapma gibi bir riski hayır, yok. Hayır, hiçbir şey yok. Tamam. Çünkü hormon dediniz değil mi? Tabii onlar? Tabii, özellikle progesteron vererek süreyi uzatıyoruz. Sizin takviminiz değişmiş oluyor. Evet, harika. Tüp bebeğe döneceğim tekrar tabii, yoksa. Tabii. İşimiz tüp bebek. Şimdi hocam, yumurta dondurma işlemi var. Bir tüp bebek tedavisine gelen bir çiftten, bir kadından sağlıklı olarak en fazla kaç tane yumurta toplayabiliyorsunuz? Şimdi bu da çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Yumurta dondurma apayrı bir entite. Özellikle biraz önce konuşmamızın başında izleyenler dikkat etmişlerse, kadınlar artık kariyer yapıyor, geç yaşta evleniyor. Evet. O yüzden hormon rezervleri azalıyor. AMH değerleri 1'in altına düşüyor. Yumurta sayıları azalıyor. Biz ne yapıyoruz bu duruma engel olmak için? Yumurta dondurup saklıyoruz kadınlardan. Yani sen diyelim ki henüz daha evlenmedin, 35 yaşındasın. Yumurta sayın da azalıyor. Evlendiğinde kendi yumurtanla çocuk sahibi olmak istiyorsun. Geliyorsun, biz bakıyoruz. AMH düzeyinde düşükse sana bir rapor çıkarıyoruz. Tüp bebek tedavisi gibi tedavi yapıp yumurtalarını büyütüyoruz. Daha sonra onları toplayıp donduruyoruz. Evlendiğin zaman o genç yumurtalardan, saklattığın yumurtalardan tüp bebek yoluyla çocuk sahibi oluyorsun. Bu çok güzel bir olanak. Biz bunu yapıyoruz. O sitlerinizi dondurup saklıyoruz sizin için. Bunu bilmeyenler olabilir. Bu önemli bir detay. Çok önemli bir konu. Evet. Onun dışında polikistik overli hastalardan çok yumurta elde ediyoruz. 40 tane, 50 tane yumurta topladığımız hastalar var. En ideal sayı hangisi derseniz, 8 ile 10 yumurta almışsak bu çok ideal bir sayı. Çok yumurta almanın da zararları var. Kadında hiperstimülasyon sendromu dediğimiz, karnında sıvı toplanması, overlerin aşırı büyümesi, hastaneye yatırmak, yoğun bakıma girmek gibi tabii bayağı basit bir işin ciddi sonuçları olabilir. Çok deneyimli ellerde yapılması gerekir tüp bebeğin, o yüzden. Tüp bebek tedavilerinizde de merkezleri ve hekimleri seçerken çok dikkatli olmanız gerekir. Sakarya ve yakın çevremiz için yanlarında biz varız. Hiç uzak yere gitmelerine gerek yok. İstanbul'un trafiğine girmek apayrı bir çile ve zulüm. Evet. Ayrıca size maddi olarak da buradakinin en az 2-3 katı bir para çıkacaktır. Ulaşılabilirlik anlamında da hocam. Yani sizin kalitenizde bir doktora ulaşabilmeleri için aylarca randevu bekliyor insanlar. Yani ben ayrıca bütün hastalarıma kartlarımı da veriyorum. Bana 24 saat ulaşabiliyor. Sizin sosyal medya hesaplarınızdan da
da anında ulaşabiliyorlar. Evet, 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 her zaman bana ulaşabilir hastalarımız. Profesör Doktor Bülent Duran efendim yazınca çıkıyor. Hoca çok da aktif kullanır sosyal medyasını, takip de ediyor kendi veya asistanları. Oralardan da iletişim bilgilerine evet, ulaşabilirsiniz. Evet, takipte kalırlarsa memnun olurum. Takip edin efendim bizi. Evet. Peki hocam, yumurta ben tüp bebek yaptırdım. İlk sefer dolmadı ama dondurulmuş yumurtalarım var. Tekrardan ikinciyi denemek istiyorum. Bu arasındaki zaman dilimi ne kadar oldu? En az 2 ay ara vermek lazım. 2-3 ay ara verip bir kafanızı toplamanızı da istiyoruz. Rahim de kendini bir topluyor bu arada. Çünkü diyelim tüp bebek tedavisi yaptık, başarısız olduk. Ya da gebelik oldu, erkenden gebelik kaybı oldu. Bu hastalar için çok büyük bir psikolojik sorun. Onun için bu psikolojik sıkıntıyı atmak çok önemli, rahatlamak çok önemli. Daha sonra dediğim gibi 2-3 ay geçtikten sonra kendinizi hazır hissediyorsanız geliyorsunuz. Rahim duvarınızı hazırlıyoruz. Embriyolarınızdan bir veya iki tanesini çözüp transfer ediyoruz. O tedavi en baştan mı oluyor? Yok, hayır. Donmuş embriyonunuz varsa en baştan tedaviye gerek yok. Doğal veya ilaçlarla hazırlanmış bir endometriyum, rahim duvarı kalınlığı sağlıyoruz. Doğal yumurtanızı takip ederek de olabilir bu. Ondan sonra transferinizi yapıyoruz donmuş embriyonunuzun gününe göre. 12 gün sonra test yapıp pozitif sonucu almayı bekliyoruz. Alınca mutlu oluyoruz hepimiz. İnanın hastalarımız kadar biz de o sonucun pozitif olmasını ekip olarak bekliyoruz. Ama bir de sonrasında o bebeğin tutulması Pozitif sonuç aldıktan sonra BTCG'niz 10 ve üzerinde çıkarsa bu pozitif, gebesiniz diye değerlendiriyoruz. Sonra gün aşırı iki katına çıkıyor. Hı hı. İşte 2500-3000 seviyesinin üzerine çıktıktan sonra 10-12 gün sonra vajinal ultrason yaparak gebeliği görüyoruz. Gebeliği gördükten 10 gün sonra bebeğin kalp atışlarını görüyoruz. Bunlar son derece önemli. Kalp atışlarını gördüğümüz bebeklerde %85 işler yolunda, her şey iyi diyoruz. Ben hastalarıma her zaman söylerim, gebe olarak gelen çiftlerde, işte ağrım var, kanamam var diyenlerde, bebeğinizi kucağınıza alıncaya kadar gebelik kapalı bir süreç. Ne olacağını bilmek çok kolay değil. Garantisi bu işin bebeğinizi kucağınıza almak. Hep bir risk vardır yani. Hep bir risk var, evet. Tabii doğum da çünkü riskli. Doğum riskli, doğum sonrası riskli. Yani bebeğini kucağına alacaksın, büyüdüğünü göreceksin. Büyüdüğünü gördüğün yetmiyor. Ondan sonra biliyorsunuz işte son derece yaygın şimdi otizm ve benzeri şeyler var. Evet. Çocuklarda bunların olmaması lazım. İşte işitmesini test ediyoruz, görmesini test ediyoruz bebeğin. Yani bu zor bir süreç. Yani hocam şöyle, bir 6 aylık olup ortaya çıkana kadar aslında en başından itibaren, tedaviye başlama aşamasından itibaren hem psikolojik olarak hem fiziksel olarak hem tıbbi olarak tabii zor bir süreç. Tabii o yetmiyor, yürümesi zamanında oldu mu olmadı mı, konuşması zamanında oldu mu olmadı mı, çocuklar için bunlar son derece önemli. Sancılı bir süreçmiş. Evet, yani yapmak kadar gerçekten büyütmek daha da zor. Ondan sonra geldi, kocaman adam oldu, bu ne zaman evlenecek, çocuğu olacak eğitime mı? Aynen, hiç bitmiyor. Sorunlar hiç bitmiyor. Çocuk sahibi olmak çok güzel bir şey. Allah herkese versin. Ama çok zor bir süreç. Bir insanın kendine yapabileceği bir evli çiftin en büyük zorluklardan bir tanesi çocuk sahibi olmak. Evet. Bütün hayatınızı ona bağlıyorsunuz. Hayatınız artık çocuklarınız için yaşadığınız bir süreç haline geliyor. Evet. Ben bir de şunu merak ettim hocam. Doğal yollarla olan gebeliklere nazaran tüp bebekle oluşan gebeliklerde düşük dış gebelik oranı daha farklı mıdır, aynı mı seyreder? Yok, aynı seyreder. İnsan gebeliklerinin çoğu düşer zaten. Hı hı. Yaklaşık %40-%50'lere varan bir gebelik kaybı söz konusu. Ama insanlar çoğu zaman bunu fark etmiyor. Çünkü adet kanamanız bir gün iki gün gecikiyor, sonra kanama oluyor. Ve gebelik bu kadar erken, kimyasal gebelik dediğimiz gebelik kayıpları oluyor. Genetik çoğunun nedeni kayıpların. 3 tane kayıp peş peşe olmadan araştırmaya bile başlamıyoruz biz. Bunu kişi anlayabiliyor mu? Çoğu zaman anlayamaz ama düzenli doktor kontrolünde olanlar ve gebelik testleri takip edenler anlayabilir. Diğerleri çoğu anlayamaz bile. Günüm geçti, sonra kanamam oldu şeklinde. Evet, tabii. Çok ilginç. Yani onların bir kısmı düşük olabilir. Tabii düşük olabilir, tabii olabilir. Ve bu normal. Normal, genetik olarak normal bu. Genetik olarak sağlıklı olmayan embriyolar bu süreç boyunca seçilerek elimine ediyorlar, ediliyor doğa tarafından. Ve bu aslında çok da kötü değil. Doğal seleksiyon mu hocam? Bir çeşit doğal seleksiyon da diyebiliriz. Aslında. Evet. Aslında. Yani evet. Beden, insan bedeni, doğa çok kaliteli görmediği döllenmiş embriyoyu atıyor dışarı. Aynen öyle, evet. Öyle bakabiliriz. Çok büyüleyici. Evet. Bunu ilk defa duydum ben de. Hocam peki şöyle bir algı var. Bu doğru mu? Tüp bebek yaptıran bireylerin, çiftlerin ikiz çocukların olma ihtimali yüksek. Yani şöyle bir
neden söyleyebiliriz? Çünkü birden fazla embriyo yerleştirirsek ikiz ya da üçüz çocuk sahibi olma ihtimaliniz yüksek. Bir embriyo yerleştirirsek o da kendiliğinden bölünüp sizi ikiz yapabilir. Bizim mesela üçüzlerimiz oluyor bazen. Bir embriyo yerleştiriyoruz, iki embriyo yerleştiriyoruz, üçüz geliyor. Bir tanesi de kendiliğinden bölünüyor, üçüz oluyor. Ama Sağlık Bakanlığı'nın kuralları var. Tek embriyo. 38 yaşına kadar. 38 yaşından sonra 2 embriyo ya da daha önce başarısız denemeleriniz varsa 2 embriyoya, 3 embriyoya izin veriyor. Yoksa Sağlık Bakanlığı tek embriyo transferine izin veriyor. Evet. Hocam meslek hayatınız boyunca bu tip karşılaştığınız böyle en aklınızda gelen sürpriz, en aklınızda kalan sürpriz nedir? Trabzon doğum evinde çalışırken hangi yılda hatırlamıyorum. Bir gece nöbetçiydim. Bir hasta geldi. 300 sezeryanlığı yaptık. 3 tane oğlan oldu. Cumhurbaşkanı oğlan. Ahmet Necdet Sezer'di. Çocuklarına Ahmet Necdet Sezer ismini vermişti. Vay evet. O anneye geçmişler olsun. 3 evet, oğlan aynı anda. Oğlan, evet. Aynı anda. Eyvallah. Güzel anılardan bir tanesi. Bu onun dışında pek çok böyle güzel. İsim de güzel. Tabii evet anılar başımızdan geçiyor. Yıllar geçtikçe ama en güzellerinden bir tanesi size dediğim gibi. Doğan bebeklerle çocuklara yürüyerek annelerinin yanında karşılaşmak şehirde en güzel mutluluk veren anlardan bir tanesi benim için. Bir de size değişik bir tabir kullanıyorlar. Şimdi tam hatıya ebe doktor mu diyorlar? Doktor ebe dede mi diyorlar? Ebe dede. Ebe dede diyor hastalar. Çocukların ebe dede evet, diyorlar doğru, size. Evet. Ay çok güzel ya. Çok harika. Evet. Ben görüyorum fotoğraflarınızı evet. Kucağınızda bebeklerle. Gelip bize resim çektiriyorlar. Çok mutlu oluyoruz. Şimdi son zamanlarda böyle resimleri yayınlama konusunda da engeller çıkarıyorlar. Öyle mi? Koymayın diye. Evet tabii koymayın şeklinde. Yok nazar değil de Sağlık Bakanlığı bu bakanlık hastanelere ameliyathanede çekim yaptırmaya da engel oluyor. İşte bu tarz resimlerin konmasına da engel oluyor. Reklam diye düşünüyorlar herhalde. Anladım. Yoksa bizim için çok güzel. Biz yine resimlerini çektirip annelere babalara veriyoruz. İyi yapıyorsunuz. Güzel, siz de anılarınızın içinde saklıyorsunuz. Evet, bize gösterirseniz biz bakarız hocam. Hocam son olarak ben şunu sormak istiyorum. Doğum noktasında... Normal doğum mu, sezeryen doğum mu veya önce hamile bir birey size geliyor, normale mi bakıyorsunuz, daha sonra mı sezeryen çeviriyorsunuz? Bu noktada bizim Türk halkının biraz normal doğuma sanırım korkusu, endişeleri var, daha çok sezeryana yatkını. Normal doğuma saplantısı var. Son zamanlarda normal doğuracağım diye normal doğuramayacak olanlar bile. Doğum arttı tabii. Aha. Normal doğum istiyor insanlar. En sağlıklı, en güzel doğum, biraz önce söylediğimiz gibi bebeğinizi sağlıkla kucağınıza almanız. Onun için ben normal doğuracağım veya sezeryen olacağım diye ısrar etmeye gerek yok. Bunu hekimle birlikte izleyip en doğal, en doğrunun sizin için ne olduğunu birlikte karar vermeniz. Aslında orada şurada bir mantık hatası yok mu hocam? Bu işi bilen hekim, insan anatomisini. Aslında hekimle birlikte karar vermemeliyim. Bence hekim karar vermeli. Yani hekim... Yani ben doktor değilim ki. Yani. Ben gebeyim. Tabii yani anne her kadın doğal yolla, vajinal yolla diyelim, doğal demeyelim de normal doğum çok doğru bir tabir değil aslında. Her doğum başından sonuna kadar her an komplikasyonlarla, sorunlarla karşılaşmaya aday bir süreç. Bebeğiniz geç çıkabilir, bebeğiniz oksijensiz kalabilir doğum kanalında. Doğurduktan sonra vajende sarkmalar olabilir, mesanenizde sarkmalar olabilir. Göbek bağı dolanmış olabilir. İleriki yaşantınızda cinsel hayatınızı olumsuz etkileyebilir vajinal doğumun sakıncaları. Vajinal doğumda çok derin yırtıklarınız olabilir. Aynen. Bu yırtıklar ameliyathanede onarmak gerekebilir. Ameliyat olmanız gerekebilir doğurduktan sonra. Çok iri bebek vardır 4 kilo üzerinde. Ben normal doğuracağım diye ısrar edersiniz. Hem bebeğiniz için hem sizin için sakıncalar ortaya çıkabilir. Yani en güzel, en sağlıklısını hekim ve hasta birlikte karar vermelidir. Bu konuda yine bakanlığın da vajinal yolla doğumu özendirme yolunda çok hekimler üzerinde baskı oluşturduğu bir politikası var. Ben doğru bulmuyorum bu politikaları. Ben kadın olsa idim sezeryana doğururdum. Daha güvenli mi hocam? Yani ben kadın olsam böyle doğururdum. Evet. Sancısız, sıkıntısız. Sadece 1-2 gün ağrı sancı çekerdim. Ben öyle doğurdum. Ben kendi ikizlerimi de ben kendim doğurttum. Öyle mi? Evet, tabii. Ne kadar sezeryan güzel verdim. Bir anı. Evet. Nihal ama sezeryan mı yaptınız? Anılardan. Ha, Nihal ama sezeryan yaptım. Erken de yaptık 36. hafta civarında. İkizlerin arasında uyumsuzluk da vardı. Kız 1500 gram, oğlan 2500 gram doğdu bizim. Kızı entübe ettiler mesela. Çok zor bir süreçti hemen doğar doğmaz. O anda eşimi bırakmasam ikileminde kaldım. İnsanın aklı kızında oluyor. Bu el kızı, o kendi kızınız. Eyvah! Bu tam Trabzonlu lafı oldu. Bu tam Trabzonlu lafı. Bu el kızı, o benim kızım. Kızımın peşine koşturmayı düşündüm ama neyse. O arada biraz eğri dikmişim. Sezeryan yerine ama şimdi düzeldi. Eyvah! Aceleden hızlı diktiniz. Ne hissettiniz? Bebekleri aldınız sezeryanla.
Yani ve çok yani o, büyük çünkü... bir stres. Yani ben herkese önermiyorum kendi birinci derece yakınına ameliyat etmesini ama o bizimki bir zorunluluktan oldu. Acil sezeren yapmak gerekti. Hmm. O anda benim dışındaki hekimler... Hocam keserken eliniz titredi mi? Tabii kesinlikle. Çünkü siz eşinizi çok seviyorsunuz biliyorum. Kıdemli bir arkadaşımızı yanımıza aldık karşımıza. Onunla birlikte yaptık ameliyatı. İşte kız da öyle problemli doğunca neyse ki yeni doğancı arkadaşlarımız Trabzon'da oldu. Üniversite hastanesinde hemen müdahale ettiler, entübe ettiler. Sonra kızımızı da yanımıza verdiler. Şu elimin içinde kedi gibi bir şeydi. Oy, 1,5 kilo. Evet. Ben 2 kilo 450 gram doğmuşum. Bana bile annem şey diyor ya çok küçüktü korkuyordum diyor. Kafam portakal kadardı ki 1,5 kilo hiç yani düşünemiyorum. 2500 gram oğlumuz bize oğlan çok büyük geliyordu. Bayağı yani. Sosun gibi geldi. Aynen öyle evet. Çok iyi ya hocam büyük başarı gerçekten evet. Sizin doğumu zor da mecbur olunca ne yapacaksın evet, yani bir yönde kimsiniz en nihayetinde tabii evet. Evet. Ama zor bir süreçti evet kesinlikle ne diyelim olsun sonucu güzel olmuş ikisi de hayattalar evet, Allah uzun ömürler versin Nihal Hanım'a da buradan sevgiler saygılar yollayalım. Kendisine evet, var mı sorumuz? Hocam son sözlerinizi alalım. Bitti artık programımız. Çiftlerimize ne önerirsiniz yani son umarım, kez? Yani umarım bizi izleyenlere iyi bilgiler verebilmişizdir buradan. Evet, burada sizlerle birlikte olmak benim için çok güzeldi. Umarım daha sonra da yine benzer programlar yaparız. İnşallah hocam. Her zaman, her zaman bekleriz. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Biz de aydınlandık sayenizde. Çok teşekkürler. Sağ olun. Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bize. Sizin vaktiniz oldukça her zaman bu kamuya gerçekten faydası olan ve samimi açıklamalarınızın olduğu programlara her zaman bekleriz hocam. Çok teşekkürler. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz hocam. Evet efendim yarın kaldığımız yerden sabah kahvesi programına devam edeceğiz. Bizlerden bugünlük bu kadar. Hoşça kalın.